Ben perdeyi kapatırken beni gördü herhalde, aşağıdan bağırdı. Ama ben kapı kapalı olduğu için çok rahattım. Yan komşum evine sipariş vermiş. Siparişini alırken adamın da kapısını zorlaşıp buradan yan dairenin balkonundan çok hızlı bir şekilde buradan böyle atlayıp buraya gelip ben tam kapıyı kapatıp çığlık atarken orayı kırıp zaten içeriye girdi. Durabilir misin? Çeneniz var. Çok akıllı davrandı. Çok fazla belirli bir şey yapmadı. Bu şahsı ben 11 aydır tanıyorum. Daha doğrusu tanımak zorunda kaldım. Abime bir gün ben merhaba dediğini gördüm bu şahsın. Ben de bir gün dışarıda besleme yaparken suyum eksik kaldı. Bana su getirdi. O şekilde bir merhaba demiş oldum. O şekilde. Bu bana yaptığı 3. darbı. Daha önce bir hafta evimde beni hapsetti, telefonlarıma el koydu. Daha sonra bir ay falan bir ortadan kayboldu. Tekrar geldi. Gece 12.30'dan ben yeğenimi kara götürmüştüm Uludağ'a. Orada ben düştüm. Bacağımı kırdım. Evde yürüteçle yürüyorum. Kapıma geldi gecenin 12.30'unda, içmiş. Gece 12.30'dan sabah 6.30-7'ye kadar beni dövdü. Hakaretini falan zaten demiyorum. Bana bilmem ne diye, benimle evleneceksin diye. Sabah oldu, bununla iyilikle konuştum. Tamam sen git, ben bizimkiler görmesin, seni görürlerse yanımda olduğuna inanırlar diye. Bu iyilikle gitti. Bir hafta bile olmadı, uzlaşmayı imzaladım. Neden imzaladım? Benden uzak durma şartıyla imzaladım uzlaşmayı. Çünkü maalesef bende kalıcı bir yara sakat bırakmazsa, yoğun bakımlık olmazsam içeri atılmıyormuş. O nedenle bunu bildiğimden buna inanmış gibi yaptım, uzlaştım. Ama biliyordum yine aynısını yapacağını. Ben öldükten sonra benim hakkımı savunmayın. Dün akşam 6.30-7'de evime komşunun balkonundan atlayarak geldi. Görüntülerim bende var. Evde köpeklerimi öldürmekle beni tehdit etti. Çırılçıplak soydu. Tecavüz etmeye kalktı. Dedim yedersen bunu da kullanacağım. Tecavüz etmekten vazgeçti. Fotoğraflarımı da çekmekten vazgeçti. Ben öldükten sonra benim hakkımı savunmayın. İstemiyorum. Suçum bu. Bu. Diyorum size. Siz ona tokat attığınız için sizden de şikayet ediyorsunuz. Tabii ben onu kendimi savunurken tırnakladığım için ben şüpheliymişim. O mağdurmuş. O yüzden uzlaşmacı beni aradı. Benim surat halimi görmemişler. İşte bak gördün mü dedi bana. Ruh hastası. Platonik. Seven insan sevdiğine bunu yapmaz. Bunu yapmaz. Sevgi değil bu. Takıntı, hasta. Bu şimdi girecek, birkaç ay içeride kalacak, çıkacak. Yine gelecek benimle uğraşacak. Öldürene kadar beni uğraşacak. Ben ona yalvarıyorum beni böyle döverken gece sabaha kadar. Ağzımdan burnumdan kan geldi. Öldür beni dedim ya. Öldürmüyor. Öldürmüyor, öldürmeyeceğim. Süründüreceğim seni diyor. Tamam mı? Ben zaten eve de gelirsiniz. Abi tutar mısın elini? Ben bu konu çok... Tamam. Hadi. O daireye de girmiş. Neden girmişse? Şuradan tırmanarak o daireye girmiş. Zaten dışarıdaysan bu adam bir yerden çıkıyor. O eve girmiyor. O eve girmiyor.